ilave takribi 100 milyon liralık bir yatırım planlamasıyla gerçekleştirilen noktayı, o yatırımı gerçekleştirmeden mevcut kapasiteyi verimli hale getirerek, onu planlayarak genel müdürümüz ve çalışma arkadaşları Samulaş'ta inşallah kısa bir zaman dilimi içerisinde bu hattı üniversitemizin hizmetine sunmuş olacağız. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgiç ve Samulaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı 19 Mayıs Üniversitesi'ne çıkan trendeydi. Deneme sürüşünün yapıldığı güzergahta Haberaks mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, üniversite kampüsüne raylı sistemin çıkmasının şehir trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacağını söyledi. Hem öğrencilerimiz ve hastanemizle ilgili hem hasta ve hasta yakınlarının ulaşımında fevkalade bir güvenlik ve konfor ortaya çıkmış olacak. Hasta ziyaretçilerimiz için aynı şekilde bir yolculuk imkanına kavuşmuş olacak. Bir de öğrencilerimiz, öğretim görevlilerimiz de bu imkana kavuşmuş olacak. Muhtemelen Atatürk Bulvarı üzerindeki ana araç trafiğinde de ciddi anlamda bir azalma ve rahatlama ya da sebebiyet verecek. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgiç, temiz yeşil bir kampüs için bu çalışmayı önemsediklerini ifade etti. Bu imkanın Samsun için önemli olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'de üniversiteler içerisinde 19 Mayıs Üniversitesi ayrıcalıklı ulaşım bakımından özellikle bir konuma kavuşmuş oldu. Devletimize sebep olanlara, şu anda işletecek yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bir haftayı aşkın süredir görev yapan Samulaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, bu süre zarfında Samulaş'ın fotoğrafını çıkarttıklarını, üniversite hattının devreye girmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Bir hafta oldu başlayalı. Bir haftadır Samulaş'ın fotoğrafını çıkardık, inşallah sona doğru geldik. Ama geldiğimiz günden bu yana ilk yaptığımız iş bu raylı sistem, özellikle üniversite hattının bir an önce devreye girmesi ve yolcuya hizmet etmesi. Bununla alakalı ayın 31'inde bir ihalemiz var. İhaleden önce biz ihalenin sonuçlanmasını beklemeden mevcut yapıyla biz bu işi nasıl çözeriz diye bütün ekip arkadaşlarıyla beraber çalıştık.